Dün Fed Başkanı Powell konuştu ve çok aslında olmuş şeyler söyledi bana sorarsanız ama piyasa doğru tepki vermedi. Neden? Çünkü dün bir yandan da borç tavanı tartışmaları sürüyordu. Cumhuriyetçiler borç tavanı tartışmalarını terk ettiklerini, demokratların biraz mantıksız konuştuğunu söylediler. Daha sonra anladım kadarıyla toplantı tekrar başlamış veya bugün başlıyor. Ama dün Powell olumlu konuştu. Esas hikayemiz o. Çünkü bu borç tavanı meselesi elinde sonunda çözülecek. Çözülmezse ne yapmamız gerekiyor? O konuda önlemi daha ben şurada anlatmıştım. O önlemi mutlaka alın. Her ihtimale karşı insan bunlar ve politikacılara güvenmemeyi herhalde herkes bir miktar öğrenmiştir. Ama Powell'ın dün konuşmaları temel olarak çok olumluydu. Fed Başkanı Powell dün dedi ki bizim elimizde iki araç seti var. Bunlardan bir tanesi faizler. Faizlerle enflasyon savaşını veriyoruz. Diğer yandan da likidite araçlarımız var. Bunlarda da bankacılık krizi mücadelesini veriyoruz. Ve görebildiğimiz kadarıyla dedi şu anda bankacılık tarafında yaşananlar bizim faizleri daha fazla artırmamızı gereksiz hale getiriyor olabilir. Unutmayın Pavel bir avukat bu netlikte söylemedi. Böyle bir laf salatasının içinde bunu söyledi ama ima ettiği şey net olarak buydu. Diyor ki bankacık lafına yardım ettik. Onları iftastan kurtardık ama şu anda orada kredileri kısıyorlar. Bu kredi kısmaları sayesinde enflasyon zaten yavaşlıyor. Bizim buradan tekrardan faiz yükseltmemize gerek kalmayabilir dedi. Peki piyasaların tepkisi ne oldu? Piyasalar aslında dün bence çok sert düşebilirdi. Çünkü bu borç tabanı meselesinde yine bir sıkıntı çıktı gibi. Ama ona karşın düşmedi piyasalar. Nedeni de aslında bence bu konuşma. Çünkü konuşmanın Fed faiz beklentileri üzerindeki etkisine bakınca piyasaların neden yukarı doğru gitme hevesinin arttığını görüyoruz. Bakın 14 Haziran'daki toplantıda Fed'in faiz artırmayacağı beklentisi %82'ye çıkmış durumda. Şurada görüyorsunuz. Bir önceki gün bu %59 seviyesindeydi. Yani ciddi bir tırmanış geldi. Temmuz 2023'ten ilgili de yine beklentiler düzelmiş durumda. Bakın burada Fed'in faizi artırmayacağı beklentisi %80'e geldi. Daha evvel %58'di. Fed'in bir 25 bas puan Temmuz'da artış yapma ihtimali %19'a düştü. Bir önceki gün %37 civarındaydı bu. Fed'in Faiz düşürme ihtimali ise sıfır gibi gözüküyor. Burada daha ve biraz daha yüksekti. Burada küçük bir değişiklik var. Ve en son olarak Eylül'e baktığımızda ki Eylül esas kritik ay. Çünkü Ağustos'ta tatilde olacaklar. Yaz ayları boyunca enflasyon nereye gittiğine bakacaklar. O yüzden Haziran Temmuz'a ben de zaten bir faizlerde düşme beklemiyorum. Sabit kalmasını bekliyorum. Eylül ayına baktığımızda Fed'in faizleri düşürme ihtimalleri ne olmuş? 4.75-5 aralığına inebileceği ihtimali %29'a çıkmış. Daha haber %26'ymış. Fed'in o dönemde de faizleri sabit tutacağı ihtimali %49'dan %58'e çıkmış. Fed'in o dönemde faiz artırma ihtimali %24'den %12'ye inmiş. Tabii baktığımızda bir önceki haftaki görüşler ne? İşte her birinde görüyorsunuz burada bir önceki haftanın görüşleri çok çok farklı olabiliyor. Neden? Çünkü bu görüşler Allah'ın emri değil. Bunlar hazine kağıdı yatırımcılarının geleceğe yönelik tahminleri ona göre işte pozisyon alıyorlar. Bu da oradan hesaplanıyor. Ama dün Powell'ın konuşması epey güvercinceydi. Yani enflasyon mücadelemizi devam edeceğiz diyor. Ama şu andaki faiz oranı sanki mücadele yeterli diyor. Bu arada ben de kendi görüşümü aktarayım burada en son gelen tüketici fiyatı endeksi Fed'in takip ettiği 4.90 civarıydı. Şu anda Fed faizi zaten 55 525 aralığında. Yani kendi belirledikleri CPI'ye göre bile onun üstünde bir faiz var. Kaldı ki aslında enflasyonun düşüşü çok daha hızlı da sitesi. Ben çok seviyorum burayı. Günlük olarak enflasyon ölçmeye çalışıyorlar. Onlar diyorlar ki enflasyon %3.06'ya gelmiş durumda. Şimdi diyeceksiniz ki bu da %2'nin üstünde. Öyle şeyler söylemeyin. Çünkü Fed %2 hedefini 2025 için koydu. Bu yıl için değil bu sertlikteki düşüş aslında enflasyon değil deflasyon geldiğini gösteriyor. Neden bu kadar sert düşüyor? Çünkü mayıs ayında yakıt fiyatları da biliyorsunuz Amerika'da geriye gitti. Mayıs enflasyonu süper düşük gelecek bir de baz etkisi var. Haziran'da da benzerini bekliyorum. Yani buradan itibaren Fed'in faiz artırması için sebep yok. Hocam Fed faizi artırmazsa enflasyon tekrar coşar mı? Hayır değerli kardeşlerim. Enflasyon paranın aniden çok basılmasıyla coşan bir şey. Para şu anda basmıyor FED. Hatta kısıyor. Neden enflasyon tekrar coşsun? Bunlar bana çok çocukça geliyor. Bu nasıl ancak olabilir? Mesela tedarikte bir şok yaşarsın. Atıyorum Çin Tayvan'a savaş açar. Amerika'dan Çin'e artık ürün akmaz olur. O zaman olabilir böyle şeyler ama böyle beklentim açıkçası en azından Haziran sonuna kadar hiç yok. Sonrası sonra bakarız. Yani kısacası Powell diyor ki önümüzdeki dönem galiba faizleri yükseltmeyeceğiz. Haziran'da yükseltmeyen Temmuz'da hiç yükseltmez. Çünkü zaten enflasyon orlarda daha da sert düşecek. Ondan sonra Eylül'ü hep beraber bekleyeceğiz. Karamsarlara da çok kulak vermeyin. İşler aslında epey iyiye gidiyor. Tabii bu hafta bu borç tabanı meselesini göreceğiz. Orada neler olduğunu beraber izleyeceğiz. Bu arada YouTube katıl üyelerimle yarın özel bir seansım olacak. Saat 9.30'da onlarla bir araya geleceğiz ve ne konuşacağız? Yapay zeka hisselerindeki trend nereye doğru gidiyor? Duracak mı artık? Nvidia yeterince yükseldi mi? Peki alttan başka yapay zeka hisseleri var ve henüz bu yarışa katılmamış olan yarın bütün bunları değerlendireceğiz. Eğer siz henüz katılmamışsanız gelin kanalıma katılın. Linki aşağıda hoş şeyler göreceksiniz. Bakın şu ana kadar 291 kişi katılmışa benziyor. Aşağıda görüyorsunuz. Her çok yanlış karar almamışlardır. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.